Ve kendim sanki onlar zamu sandılar. Zam e, yani zannu demiyor da zamu zame e, yalan yere boş iddia ve yanlış manasına geliyor. Bir şeyin künyetün ve künyetül kezibi zamu demiş alimler. Her şeyin bir künyesi var. Yalanın künyesi de zam. Yani Arapçada e, Kur'an-ı Kerim'de de gelir. Zam ellediğine keferu enleyi vaatü kafirler diretilmeyeceklerine zam ettiler, zuhmettiler de olabilir masları. Bu yani boş yere, yalan yere sandılı iddia ettiler ki enne ehle beytin nebiyyi aleyhi ve aleyhmussalatu vesselamu Efendimiz sallallahu aleyhi beyti yani hane halkı. İşte, tabii tabi ehli beyt de burada annelerimiz de ehli beyttir. Kur'an'ın ile esas ehli beyt onlardır. Yani o da bir ayrı bir mesele. Bunlar annelerimize kafir deyip ehli e tazim farzdır. E göre de ehli beyte tazim farzdır. Fakat ehl Beyt kimdir? ehl Beyt'in altını doldururken annelerimiz yok ehl Beyt'te. Bir tek şeyi, Müseleme Validemizi biraz yaparlar. Onu da kafir demezler yani o kadar. Kafirlikten kurtarabiliyor peki o. Haşa. Ee, geri kalan annelerimiz hepsi kafir diyor. E, Kur'an'da ehl Beyt ayetleri annelerimiz hakkından bahsediyor. Yani o noktada yani sen ey peygamberin hanımları diyor. O ayetin devamında bu ehl-i beyt ayeti geliyor. Ne buyuruyor? Yüreğilullahu liyudhu ve ankumur ricse ehlel beyti ve kum tatira. Zaten ehl-i beyt fadesi bir yerde Allah-u geçiyor. Ehl-i beyt manen geçiyor. Kullâ selikum aleyhi ecran illel meveddete fil kurba. Akrabamı seveceksin O ayette fil kurba yani zevil kurba takdiriyle yakınlık sahipleri için. Orada ehl-i beyt etmem. Mana ehl-i beyt'e gidiyorum. Lafız ehl-i beyt geçtiği yer. Ha bir de geçiyor, o bizim ehl Beyt'ten bahsetmiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın ehl Beyt'ten bahsediyor. bahsediyor. Sare Vadem'izle ilgili ayet var, onu konuşmuyoruz. O çünkü, o da ehl Beyt, her peygamberin ehl Beyt'i var Sare Vadem. Alâ nebîn âlem Ama yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehl Beyt'i diye bu şianın tutturduğu, e bizim de tutturduğumuz, bu bize göre de iman şartı tabii ki ehl Beyt'i sevmeyen Müslüman olabilir mi yani? Allah'ım salli Allah'ım bari okuyoruz her namazda. Ve alâ âli Muhammed ehl Beyt sallallahu aleyhi ve sellem. Ama yani ehl diye e, Hz. Ali Efendimiz, Fatıma, Hasan Hüseyin Efendimiz'i getiriyorlar ya, oradan da diğer 12 imamat getiriyor, şu torunlar, Bunlar başımızın tacı ehl beyt. Bize göre de Ehl-i Beyt bunlar. Bunda hiçbir şüphemiz yok. Ve lakin annelerimiz ehl beyt değil onlara göre. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de davalarına delil olarak hadis-i şerifte onların şeyi var. Ali Aba dediğimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte hırkasının altına topladı. E, Fatıma, e, Ali, Hasan, Hüseyin tamam. bunları topladı bir şeyin şal gibi büyük bir şalın içine. Bunlar benim ehli beytimdir burada. Bu bir hadis-i şeriftir. Öyle hani manem mütevatir şeklinde de değil ama biz biliyorsunuz hadis-i şeriflerin hepsine iman eden bir itikada sahibiz. Hadis-i şeriftir. E, bize göre sahiptir ve delildir, hüccettir. Ehli beyt mefhumunu bize eli sünnette de eli beyt mefhumuna bir izah getirmiştir kimlikleri de yani de men e, men illezine ya Resulullah ömür ne diye sahabede yani şimdi akrabamı seveceksiniz ati nazil olduğunda sahabe da bu akrabandan maksat kimdir diye çok güzel bir soru sormuşlar yerinde ve bunun cevabında da bunu bu şekilde bir ifade yapmış. Hatta yani Ümmü Seleme annemizin evinde Dört memne validemiz, orayı şey demedim ama annelerimizden birinin evinde oldu bu. Hatta annemiz de e, tabii oradaki hep bütün annelerimiz bir arada değil, kendi hanesinde. O da girmek istemiş yani şeyin içine. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, sen benim ezvacımdansın, eşlerimdensin. Eşlerimden olmaması bile zaten ayette, hadiste müstakil sizin hakkınızda fazla şey var yani. Burada e, sen girme. Yani ben burada çocuklarımla işte damadım Kızım, işte nesil onlardan geleceği için zaten, bütün nesle Efendimiz sallallahu aleyhi ve annemizden geliyor. Dolayısıyla diğer çocukları, zaten küçük vefat etti. Diğer torunları da yaşamadı. Zeynep annemizden, Rukiyev annemizden. Bir Zeynebi yün vardır. Yani Zeynebi tarafı vardır. Hz. Zeynep'ten gelen. Onlar şu anda çok şecereleri mahfuz değil ama kitaplarda var. Geçmiş zamanda o şecere de devam etmiş eee velakin elbette olarak bunlar maruftur. Onun için yani Allah sana verdiği fazilet benim eşim olman sana kafi bir fazilettir. Burada ayrı bir fazilet beyan ediyorum buyurarak e, annemize almamış arba'nın altına arba denene ali arba işte kaftan gibi işte şal gibi. Efendim. şimdi e, bunların dayandığı ehli beyt mefhumunda bu hadis-i şeriften yola çıkabilirler. Biz de bu hadis-i şerifi kabul ediyoruz, bir sorun yok. Ama sen kesiyorsun, e, hanımları elbette değil. Bunu neye göre diyorsun? Ayete baktığımız zaman bu diğer konu, bize göre ayet, hadis fark etmez, hepsi vahiydir. Vahiy olduktan sonra ayet, hadis fark etmez. E, Kur'an'daki ayet bir şeye haram olduğunu açıklıyor. Hadis-i şerifte denileceği haramlar demin söyledim, ayette yok onlar. Ama toptan var. Ve Mâ <laughs> Rasul Rasûl fekulle Rasulüm ne verdiyse onu alın buyuruyor. Tamam mefhum aynı. E, Vahyi vahye dayanıyor âhate. Bizim için mesele o değil. Ama şimdi adama sorduğun zaman sen bu Ehlibeyt mefhum çıkarttın bunu. olmazsa olmaz şartın bize göre de aynı. E tamam ama burada e, annelerimiz var. Sen bunlara nasıl kâfir diyorsun? Bunlar Ehlibeyt değil mi ki bu ayette emredilenlere dahil değil mi? Yok diyor onlar işte mürtet olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Fatıma annemize düşmanlık etmişler. Haşa. Böyle de bir şey de yok yani. Hakikatte fil vakı de yok. E peki sen Kur'an'dan delili ne dediğin zaman? Tamam hadisten bir hadis buldun. Ben de kabul ediyorum o hadisi. Ama Kur'an'da el Beyt'in açıklamasında Filkurba ayetinde yakınlarım diyor. Tamam onda hepsi girer. Ama ehli beyt kelimesiyle yüz ibankumur ehlel beyti. Bu ayet tek yerde bunun e, muhatabı annelerimiz. Çünkü ayet ey peygamber hanımları diye geliyor gerisinden. E şimdi ayetle nas olarak efendim efendimiz hanımların elbet olduğu ayetle kesin sabitken zaten sade bunu inkar eden kafir olur ya. Çünkü neden? E peygamber hanımları beyttir. düzü bu ehl-i beyt değil. Ya Allah mı bilir elbeti karar verecek sen mi karar vereceksin? Onun için tutar bir tarafları yok.